kutların altındayız ve yeni kümeslerimizle sizlerleyiz. Bugün yeni kümeslerimizi sizlerle paylaşırken arkamda görüyorsunuz zaten duvarları. Daha yeni başladığımızın da bilgisini vermek isterim. Çünkü iki tane kümes yapıyor babam Yıl ve bundan sonra da yine kümesler gelecek. Yani toplamda 5-6 tane kümesimiz olacak inşallah. Yeni yere geçiş başladı diyebilirim sizlere. Burada gördükleriniz yeni kümesimizin yeni malzemeleri. Elimizde bulunan yemlikler, sulular, bir sürü bir şeyler aldık, yani getirdik. Deneyelim istedik, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Güzel güzel ürünlerimiz var, suluğumuz var, yemliğimiz var, her şeyi tıkırında almaya çalıştık. Şimdi bu saatten sonra da sizlerle birlikte şöyle kümese doğru gidelim arkadaşlar. Sizlere kümesi de, kümesleri de detaylıca paylaşayım. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni kafesimizde biraz şu şekilde görebilirsiniz. İki tane kafes yaptık buraya. Şöyle uzaktan da göstermek istiyorum. Bura bayağı bir yoğun zaten. Her yer dağınık, biraz kusurumuza da bakmayın. Şöyle görebilirsiniz. Güneş de vuruyor ama. Bu bahçenin burada yapılması çok önemli. Buraya bir Brahma ekibi atacağız içeriye, Allah izin verirse. Bu kafese. Bir kafesi de yine farklı şekillerde kullanacağız. Bu önündeki bahçe bizim için önemli. Brahmalar böyle gün içerisinde çıkartıp burada gezdirebileceğiz. Dolaştırabileceğiz. Çok da hoş bir görüntü elde etmiş olacağız. Kafesimize doğru giderken daha önce yaptığımız projeden yararlandık. Nasipse şöyle girelim. Üst tarafı kapalı torla. Yanlar yine aynı şekilde kaliteli torla kapalı bu sefer. Bu gördüğünüz tor var ya, şu yeşil tor. Daha önce kullandığımız yeşil tordan değil. Bu daha kalını ve kalitelisi. Buna garanti verdiler yani. Dediler ki bunu köpek kesinlikle yırtamaz. Öbürü gibi değil. Bunun çok güçlü dediler. Zaten elimi dokundurduğum zaman benim bile canım acıyor. O kadar sağlam yapmışlar. Ortada bir direğimiz var. Bu direğin amacı zaten toru yukarıda tutmak. Ve üzerine bir de ufak çadır atacağız. Kış, şın ve yağmur yağdığı zaman burayı ıslatmasın diye arkadaşlar. Hayvanların daha çok toprakla artık haşır neşir olabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Normalde altını beton da yapabilirdik ama yapmadık. Sonra böyle görebilirsiniz zaten, burası pirketten yapıldı. Kapağımızı açıyoruz. Burası içerimiz. Bismillah diyoruz ve içeri doğru giriyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi alt taraf tamamen ahşaptan. Yani neden ahşap diye soracaksınız. Birkaç kez yeni yaptığımız kafeslerde hepsinde ahşap kullandık ve çok memnunuz ahşap olmasından. Bu arada burada havalandırma deliği, burayı açacağız dışarıdan nasipse. Burada ahşabın dediğim gibi çok etkisi var. Ve gayet başarılı, sorunsuz bir şekilde hayvanları yetiştirdik. O yüzden ahşap tercih ettik burada. Kümesimiz çok geniş olmasa da gayet yeterli. Bizim için zaten en fazla 5 artı, yani buraya zaten 10 tane de tavuk sığar. Zaten en fazla maksimal da 6 artı 1 şeklinde bir kümes düşündüğümüz için şu an burası gayet yeterli. Hayvanların hem böyle gezinebilecekleri bir bahçe olacak topraklı, hem de içeride duracakları bir ortam olacak. Çok soğuk günlerde belki dışarı çıkartmayabiliriz. Ama sonuca gelirsek gayet başarılı bir sistem yapmaya çalıştık. Yani sizlere de örnek olsun arkadaşlar. Böyle bir şey düşünürseniz yapabilirsiniz kendinizce. Boyutlarını ve ölçülerini kafeslerimizin tamamı bittikten sonra sizlere vereceğim. Şimdilik böyle idare edelim. Yani tam ölçüleri sizlere hepsi bittikten sonra vereceğim. Çünkü halen daha yapım aşamasında brahmalar falan taşıyacağız meşmeken. Bayağı bir şeyimiz var. Buradaki kafesim var. Bu kafes biraz daha öbüründen birazcık daha büyük arkadaşlar. Onu da yine göstereyim burayı da. Şöyle bismillah diyelim. Mesela buranın bahçesi öbürünün bahçesinden oldukça büyük. Büyük bahçeli olanları daha çok büyük ırklar için ayıracağız zaten. Mesela brahmayı muhtemelen buraya koyacağım. Burası hem güneş de alıyor çok güzel bir şekilde sabahları. Öğlen saatinde de güzel güneş alır burası. O yüzden brahma partını buraya getireceğim. Yalakları da buluları getiririm. Buluları getirme ihtimalim yüksek. Bakalım nasip inşallah. Arka tarafa da şimdilik hintleri düşünüyorum. Ve şu bahçeyi de sökmeye başladık mı yan tarafa yine yapmaya devam edeceğiz. Buraya girdiğim zaman bura dediğim gibi biraz daha geniş öbüründen bu kafesimiz. Şöyle görüyorsunuz burada malzemelerimiz var ama alan olarak daha geniş burası. Dediğim gibi bu kümesimizi de büyük ırklar için tasarladığımız için böyle. Tavana da bakın, tavan da yine ahşaptan yapılma bir tavan. Ve taban da yine ahşaptan tamamıyla bir yapılma bir tavan. Bu arada bu ahşap özel bir ahşap. Çok sağlam ve uzun ömürlü bir ahşap.
Her zaman doğallık iyidir arkadaşlar. Zaten bundan sonraki kafeslerin hepsini de ahşapla yapacağız. Yani artık pirket kullanmıyoruz. İlk bu ikisine pirket kullandık. Ondan sonra yan yana dizeceklerimiz hiçbirinde pirket kullanmayacağız. Nasip kısmetse inşallah. Bu hele bir bitsin kafeslerimizin hepsi. Sizlere daha detaylı paylaşımlarda bulunacağım arkadaşlar. Şöyle de burayı kapatalım yine. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin hepimize. Yani üretim yapmaya çalışıyoruz. Çaba gösteriyoruz. İnşallah bu süreçte de güzel üretimler yapıp sizlerle güzel hayvanlar paylaşmak nasip olur. Temellerimiz şu yönde, kanatta camiasında kanatta hayvanların birçoğunu kümesime yatırmak, çekliğinden sülülüne kadar her şeyin harikalar diyarında olmasını istiyorum. Ama işte bunlar için de izinler gerekli. Yani keklik ve sülün aslında hobi olarak bakabiliyoruz. Yani alıp hobi olarak bakabiliyorum ama üretimini yapıp hatta bunun satışını yapamıyorum. Çünkü izin almam gerekiyor. Ama şunun da bilgisini vereyim. Böyle iyi araştırın. 50 taneye kadar hobi olarak kekik veya güvercin kekik veya sülün gibi hayvana bakabilirsiniz. Ama bir şart var. Hobi olarak bakacağınız kekliğin faturası olmak zorunda. Yani faturalı bir hayvan almalısınız. Kekliği faturasız alırsanız şikayet olursa sıkıntı büyük arkadaşlar. Bakamazsınız, üstüne ceza yersiniz. O yüzden alacağınız zaman çiftliklerden alıp faturalı aldığınıza emin olun. Ve böylelikle de bu kafes tanıtımımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ponim de burada. Pony. Neyse hadi bakalım. Yeni kafeslerimiz harikalar diyarına hayırlı olsun. Tüm izleyicilerimize de güzel yorumları için atabilecekleri şimdiki teşekkür ediyorum. Diğer güzel videolarda görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.